bir şekilde devam edelim efendim CNN Türk Masası programımıza. Şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden konuşmasında Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes için durmadan çalıştığını ifade ederek Amerikan ordusuna insani yardım için Gazze'de geçici liman kurulması görevi verdiğini açıklamıştı. Şimdi bu kararın perde arkasını konuşacağız bu dilimimizde. Şimdi önce İsrail işgal etti şimdi Amerika'da Gazze limanı kurma kararı verdi. Hocam burada... Amaç ne? Yani direkt sorayım size amaç Gazze'yi tamamen işgal edip doğal gazına çökmek olabilir mi mesela? Anlıyorum Amerika'nın böyle bir şey yapacağını ama burada bir gerçek var haritanın e, genel yapısına bakıldığında. Bunlardan bir tanesi Türk kıtası anlıyor ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'de bulunan gaz. Leviathan bölgesi dediğimiz bu bölgede İsrail 25 sene önce gazı buldu. yaklaşık 500 bin metre küplük, milyar metre küplük gaz var burada. Çok büyük bir gaz var ve bunun büyük bir kısmı işletiliyor. Tabii ama gazın e, kalan kısmı büyük e, çoğunluğu e, Mısır'ın göte sahanlığında ve e, Münasır ekonomik bölgesinde çıktı. Ve Mısır da bundan e, kazanç sağlıyor. Ayrıca Mısır İsrail'e gaz veriyor. Bir de böyle bir şey var. Cem Tevhid Anlaşması'ndan sonra. Şimdi burada e, gazze aslında e, Filistin Devleti'nin egemen bir parçası. Demin konuştuğumuz gibi. E, e, şunu söylemek lazım. Egemen bir devlet olduğu için de kendisinin de 12 deniz bin içerisindeki gaz sahaları da ona ait. Halbuki İsrail diyor ki hayır senin öyle bir hakkın yok. Bütün bu bölge İsrail'indir diyor. Ee, böyle bir durum var. Yani 200 deniz binine kadar olan Münasır Ekonomik Bölgede Filistin edil İsrail'dir diyor. Böyle bir plan belki olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri neden bu planın bir parçasıdır? Hepimizin bildiği gibi buradaki e, Kızıl Denizi bağlayan Süveyş Kanalı ile bu bölgeden İsrail'in bir kanal açması bu Mısır'ın iflası demek. Peki bir soralım Yunus Paksoy'a. Yunus, ya Biden bu kararı verdiğini söyleyerek bu kararını nasıl gerekçelendiriyor? Neden orada gidip de liman kurmak istiyor? Ne söylüyor? Çünkü yeteri kadar insani yardım geçmedi. İsrail bu konuda üzerine düşeni yeteri kadar yapmadı dediler. İlk kez hatta bunu itiraf etti dışişleri Bakanlığı nezdinde. İsrail'le bazı bakanlar yardım geçmesini engelliyor gibi. Hatta e, bu e, hatırlayalım geçtiğimiz hafta olmuştu e, yardım e, konvoyunun etrafında toplanan insanlara ateş açılmıştı ve büyük bir katliam yaşanmıştı. Ondan sonra İsrail ulusal güvenlik bakanı Ben Gurir e, bu Filistinlilere yardım ulaştırmak deliliktir demişti. Yani ABD bunları suçlayarak diyor ki işte ka karadan yeteri kadar geçmediği için biz hava ve deniz yollarını arıyoruz. Ondan dolayı da tüm elimizdeki imkanları seferber ediyoruz diyor Washington. Şimdi bununla ilgili dün e, Hakan Fidan e, değişik bir perspektif sundu bu e, dışişleri bakanı Fidan dedi ki e, dünyada ilk kez e, hemen hemen dünyanın dünyadaki ülkelerin hepsi bir olayda uzlaşma sağladı daha önce yaşanmıyordu bu şu konuda hem fikirler ateşkesin sağlanması insani yardımların girmesi ve sivillerin öldürülmesinin bir an önce durmasıyla iki devletli çözüm bu niye önemli çünkü bu belli ülkeler üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor dedi hava bu e, denize liman kurulması deniz köprüsü ile ilgili ise bunun dünya kamuoyunun ortaya koyduğu tavrın Amerika üzerinde oluşturduğu baskı ve iç politikadaki baskıdan ötürü olduğunu söyledi. Bunun neticesinde bir karar alınıyor dedi. O da bu evet. konuda farklı bir perspektif sunmuş oldu Ankara tarafından. Evet, buyurun hocam. Şimdi Yunus hocam şöyle bir şey sorayım ben size. Gazze 75 kilometrelik bir alan ve burada Amerikan 6. filosunun uçak gemileri var, denizaltıları var, amfibi çıkarma gemileri ve hastane gemileri var. Bakın dün e, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı e, Mahmut Abbas geldiğinde. Bin tane Türkiye hasta yaralı aldı. Niye burada hastane gemisini getirip burada yaralıları kurtarmıyor? Gerçekten insani yardım yapacaksa. İki, demin gördük paraşüt atılan kıyıdaki yerler, e, kapak açma seviyesinde yani ne demek istiyorum Çıkarma gemileri buraya her an için yardım getirebilir Artı bütün bu e, filoların içerisinde helikopterler var Konumuzla nasıl bağlayacaksınız? Evet, hocam? Evet Ürdün'de, Mısır'da hmm. ve İsrail'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı V-22 ve Stol uçakları var Bunlar kargo <laughs> taşıyabiliyor İstedikleri an buraya hava indirmesi yapabilirler Denizden taşıma yapabilirler hastaneleri çekebilirler. Hastane uçağı gemisini getirebilir. Ee, ve bir limanın 3 ayda yapılması askeri olarak bana mantıklı gelmiyor. Evet büyük gemiler diyor ama burada büyük gemiler olmadan da mevcut askeri gemilerle buraya insani yardım yapılabilir. Nerede gemiler hocam? Amerikan gemileri. Amerikan NATO şeylerinin gemileri. Bakın Gülit'te birliği var. Kıbrıs'a koydu ve Avrupa Birliği de buradan bir şekilde Larnaka Meydanı'ndan koridor açıyor e, ve Türkiye'de insanı yardım Hocam eder. şimdi bakın Amerika'nın bu kadar üstünü görüyoruz. Acaba Gazze'de de mi bir üst kurmak istiyor? Sanmıyorum onu. Başına belayı alır o zaman. Aha, tam tersi olur. Ancak burada asıl mesele şu. Ben Yunus Bey şunu sorayım. Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları Şefi Volker Türk şunu söyledi. Batı şehriye yeni yerleşim yerler kurulması ve genişletilmesi savaş suçudur dedi. İsrail karakol kesmesi altında bu bölgede yani Batı Şeria'da yeni evler yapıyor, yollar kuruyor, inşaatlar ve silahlı korumalar bunları koruyor. Yani sivil, makinalı tüfekte adamlar adamların evlerini gasp edip burada ev kuruyorlar. Yeni yollar yapıyorlar ve 15 yolla illegal yapılaşma ve coğrafya... Peki sorunuzu yapıyorlar. hızlıca sorun hocam çünkü konumuzun dışına çıkıyoruz. Konumuza ya, da devam yani, hem burada insan hakları ihlal ediyor hem burada ve e, sizce Amerika Birleşik Devletleri deniz ve havadan Mısır, Ürdün dahil neden buradan bir şey yapmıyor da 3 ay sonra ben insani yardım göndereceğim, divan yapacağım. Evet, teknik olarak büyük gemi evet. yapacağım diyor. Bakın demin örnek verdiğim kaç sorti yapmışlar? Evet, sorunuz nedir hocam? Konuşuyor, havadan <laughs> getirebilir. Bakın Berlin'de 2.1 milyon tonu insani yardım mancamesi 280 bin sorti yapmış Amerika ki o zaman C47 ve C34'lerle yapmış. Bugün bu söylediğim uçaklara sahip bu Amerika bütün bu bölgede üstleri var. Demin gösterdik. Yani Amerika zaman oynuyor bence. Doğru mu Yunus Bey? Yani bu bir teori tabii. Hani ben oynuyor ya da oynamıyor diyemem. Ancak bu zamana kadar e, oradaki insani durum bu kadar vahimleşmemişti. Yani ilk önce kuzeyde başladı. Sonra daha orta kesimlerinde devam etti. Artık insanlar tamamen güneye sıkıştığı için insani dramın, oranın vehametinin de derecesi arttı. Aynı zamanda tabii şunu da söyleyebiliriz. İsrail'in özellikle Batı toplumundan Ekim-Kasım aylarında aldığı müthiş destek sadece ABD'ye indi şu an. Ki bunun uyarısını da Başkan Biden Aralık ayında yapmıştı. Gelişi güzel Gazze'yi bombalayarak Batılı e, Batı'nın desteğini kaybediyorsun diye. Ve bunun bir hani 5 aylık bir kümülatif yaşananlarında etkisi var diye düşünüyorum şu Peki an şöyle olabilir mi? Çabaların. Kendi kamuoyunda seçim öncesi hem bir şekilde Netanyahu'ya karşı çıkan Yahudi seçmeni tatmin etmek hem de buradaki bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötü imajını yıkmak için olabilir mi? Üçüncüsü de hala hazırda bu tutuklu bulunan 150 tane tutuklu arasında Amerikalılar var. Bu acaba Rehineleri ele, eve getireceğiz anlaşmayla demesi bunun içerisindeki formül olabilir mi Yunus Bey? Bunların hepsi diyebiliriz aslında. Yani burada bir imaj düzeltmeye çalışma var. İç siyasete yönelik, dış siyasete yönelik, uluslararası topluma yönelik hamleler var. Aynı zamanda dediğiniz gibi gerçi şu an hani tam olarak bilinmiyor. Hamas da bunu söyledi zaten. Hani mümkün değil bizim bütün rehinelerin şu an listesini çıkarmamız diye. Kaç Amerikalı şu an hala sağa Hepsinin sağlığı iyi mi? Bunlar da bilinmiyor ama tabii bu e, ABD'nin Biden yönetiminin e, vaatlerinden biriydi. Biz bütün Amerikalıları eve getireceğiz diye. Ama şu an çok da sanki ihtimal gibi durmuyor. Şöyle bir evet. husus var dedi. Peki. Ki, Sayın Biden Hı. tek bir Amerikan askeri inmeyecek buraya dedi. Hocam ya yani ben de onu soracağım. Olur. Yani şimdi ya anladık mı? Yani Biden neden burada liman kurmak istiyor? Çünkü e, siz de söylediniz ya yani hiçbir Amerikan askeri ayak basmayacak demişti. Ama şimdi o kadar e, kaç tane Amerikan askeri oraya gittikten sonra e, o limana e, ayak basmayacak yok. mı? <laughs> Nasıl olacak? Yani Amerika bugüne kadar ne, ne zaman tutarlı davrandı ki? Yani İlk Hocam bir cevap verir misiniz? Bakın bir dakika ya, müsaade ederseniz Sayın Obama dedi ki hiçbir Amerikan askerinin postalı olmayacak. Evet. Ee, burada en az şu anda 5 bin Amerikan askeri var CENTCOM'da. Bir, geçen hafta Senkom yine YPG ile resim verdi Sayın Fidan'ın karşı çıkmasına rağmen. Burada gizli bir Amerikan oyunu olduğu söyleniyor. Ama bu oyun bence sadece buradaki gaz değil. Bence asıl mesele eğer Netanyahu'nun planı tutarsa gaziyi ele geçirmek ve buradan bir kanal daha açılması. Şimdi dikkat edin. Yani bu limanın kurulmasındaki amaç bu mu? Evet, yani burada bir kıyı başı tutacaklar. Kıyı başı tam burası. E ne olacak o zaman? E, bu anlamadım. Çok, e, Mısır çökecek o zaman. Neden? E Süveyş Kanalı'nın hiçbir önemi kalmayacak orada. Zaten bu sıkışmanın da ondan doğru olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz bir tane gemi sıkıştı burada. Çok büyük zarar oldu. Ondan sonra İsrail bunu yaptığı takdirde e, hem e, e, Sina Yarımadası ile Mısır'dan geçişleri önlemiş olacak hem de kontrol kendisine geçecek. Yani Panama Kanalı gibi kontrol kendisine geçecek. Dünya ticaretinin ve lojistiğinin tamamen kontrolünü ve gücünü üzerine almış olacak. Yani burada birilerinin e, Mısır'ın keyfi kararlarını çekmek durumunda kalmayacağıma gelen bir sonuç çıkıyor burada. Yani stratejik plan şu. <laughs> ee, Yunus'un söylediği doğru. Büyük bir kesim e, Gazze zaten yerle bir edildi. İsrail planına göre İsrail tamamen askeri kontrolü burada alacak hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin garantör askerlerini kabul etmeyecek. Ama bu insanları Sina'ya getirdikten sonra burası onun için bir yeni terör yuvası olacak. Burayı Sina'ya da müdahale edecek. Çünkü İsrail ilk harekatta da Sina'yı almıştı zaten. Camp bit anlaşmasının en büyük özelliği bu. Nedir? Sina'nın geri verilmesi. Kime? Mısır'a. Ve ama Mısır burada asker bulunduramıyor şu anda. Yani kendi toprağı olduğu halde askerden arındırılmış bir bölge bu. Bu bir yerde bir tampon bölge oluşturacak. İsrail'in kafasındaki bende bu. Ve buradaki Kıyıbaşı Limanı eğer söylendiği gibi büyük bir liman inşa edildiği takdirde ki Virginia'daki e, askeri birlik yapacakmış bunu. Bilmiyorum Yunus Bey nasıl diyor bu amfibi birlik e, istikam olarak bu kapasitededir mutlaka. Ne düşün, düşünüyor Amerikalar burada Yunus Hocam? Dediğiniz gibi Virginia'daki 7. Ulaştırma Tugay'ı gönderilecek binden fazla asker. Ve e, dün de göstermiştik ekranda Pentagon e, buraya gelip o hani mobil limanı kuracak e, sistemi de dün e, resimli hani fotoğraflı olarak gösterdi. Ancak bunun en aşağı hani 60 güne kadar sürebileceği söyleniyor. Hatta benim dün bazı duyduğum e, bilgilere göre hani uzun aylar da sürebilir hani 3-4 ay belki 5 ay bile sürebilir böyle bir büyük operasyon. Ve açıkçası benim hani duyduğum burada üst düzey bir ABDli yetkiliden bu limanın zaman içinde ticari bir liman olmasına evet. da olmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz demişlerdi. Yani sadece hani kısa süreli böyle yardım getirdi değil, bir bunu devlet, ticari bir limana da dönüştürmek istediğini söylediler. Egemen bir devletin topraklarına, onun rızası hilafına orada liman kurabilir mi? E, Filistin bir devlet olduğunu kabul ediyor Biden ve orada onun topraklarında bin Amerikan askeriyle bir liman kurması bir işgaldir bence. Filistin'in devlet değil yönetim olarak görüyorlar. Filistin yönetimi olarak görüyorlar. Ama dünyada 150 devlet devlet diyor. Bir tek Amerika devlet değil diyor. Şimdi Montevideo Sözleşmesi'ne göre bir devletin olabilmesi için 5 tane özellik var. Bir, halkı. Halkı var mı? Var. Ne kadar? Milyonlarca. Öyle mi? Sınırları var mı? Var. İki, kendi siyasi iradesi var mı var, polisi var mı var, parlamentosu var ve Filistin halkı var, bayrağı da var e, ve uluslararası hukuka göre non-recognition tanım ama onun devlet olmasını ortadan kaldırmaz. Amerika Sovyetleri de tanımadı. Ondan sonra onlarla beraber Almanlara karşı işbirliği yaptı. Çin'i de tanımadı. Çin'e şu anda 500 milyon dolarlık dış ticaret yapıyor. Açığı da 500 milyon, toplam ticareti 700 milyar dolar. Yani burada bence zorlu bir arka plan var gibi düşünüyorum. Peki efendim sizi böyle alayım ben buyurun. Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerika yani neden liman kuruyor orada diye konuşuyoruz ya. Ya bu noktada acaba işgal planının ikinci aşamasını mı işletmeye başladı? Şimdi şöyle Amerika'nın doğrudan oradaki gaz yataklarını mi, işgal etmesi diye bir şey olacak ben tahmin etmiyorum. Çünkü, Hedeflerinden biri o değil midir? Yok ben e, o olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü şöyle İsrail'in böyle bir hedefi yok mu? E, İsrail zaten şu anda fiilen o gaz yataklarına sahip olmuş vaziyette. Çünkü <laughs> tanınmayan bir devletin egemen olmayan bir devletin gaz yatağı olmaz. Yani bugün e, e, dünyada tanınmış, ispatlanmış, keşfedilmiş gaz yataklarının %4,5'ü Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz Havzası'nda bunun e, en büyük boyutta olanlar e, Mısır da Mısır'ın zor havzasında 850 milyar metreküp. İsrail'in Levinsan e, şeysinde o yukarıdaki şeyde 625 milyar metreküp. Tamar bölgesinde yine aynı metreküp gaz var. Bir de Rumların e, Afrodit, Kronos, Klausus, Kolumpo gibi her biri 150-200 milyar metreküp olan şeyler var. Şimdi bu e, Filistin'deki gözüken bu şeyler şu anda zaten İsrail oraya el koymuş vaziyette. Eğer burada Filistin e, tanınacak olursa bile şu haliyle bile onlar İsrail'in hegemonyası altında şu anda. İsrail onu el koyacak. Eğer Filistin'i başka bir yerde götüreceklerse zaten fiilen gitmeyecek ve İsrail işte Filistin'deki gaz yatakları şu anda işletilmiş yataklar da değil. Şu ana kadar işletme yok. Henüz arama keşif aşamasında. Ben Amerika'nın Gazze'dekiler değil mi? Yani Gazze'deki yani gaz yataklarına çökmek için oraya geldiğini düşünmüyorum. Yani o çok bence ufak bir şey. ben onu öyle olduğunu düşünmüyorum. Amerika Ama orada ne kadar ne olduğu daha tam keşfedilmedi dediniz. E, keşfedilmedi çünkü daha arama aşamasında şeyitsinde e, dikkat alırsak bulunduğu havzede sedimentasyon bölgesinde dikkat alırsak yani öyle çok büyük olduğunu düşünmüyorum ben yani onu. Çünkü zaten İsrail'de de var o kadar büyük şey. İsrail'de de var, Mısır'da da var. Hı hı. Dolayısıyla Gaz yatakları ile ilgili esas olay e, Doğu Akdeniz havzasında. Yani dünyanın e, dediğim gibi bilinen e, Gaz yataklarının yüzde dört buçu bu bölgede. Hı hı. Ama şu ana kadar etkili bir çalışma yapılmadı henüz yani orada. Bizim de mesela kendi e, bölgemiz var. O şeyde söyledik ne bölge diyorduk ona. Hocam bir, bir bölge deniliyordu ona. Hmm. Etnik kıta sağlığı değil de. Burada gösterin hocam. Kıta sağlığı değil de. Bir şey deniliyordu. Bir Mü, bölge münasır ekonomik, münasır alan ekonomik mı? Mi? Evet evet münasır ekonomik alan. Oralarda da biz mesela kendi şeyimizi daha henüz bir faaliyette bulunmadık. Anlatayım. Ama çeşitli söylentiler var. Dolayısıyla ben Amerika'nın sadece gaz nedeniyle oraya geldiğini düşünmüyorum. Hı hı. Yani şimdi işte yemek verecekmiş, aş verecekmiş şeylere e, Filistinlilere. Tabii bu e, po niye geldi o zaman yani? Gel İyi yani polis şey, hayır bu yani. Bu limanın amacı ne yani? Ya şimdiki sözüm ona e, şey yapamıyor. Öyle onun ismi sözüm ona e, Filistine şey İsrail söz dinletemiyor. E, böyle e, uyduruk şeylerle Filistin'e yardım etme gibi top, dünya kamuoyunda şey oluşturmaya çalışıyor kendisinin. İyi yüzünü gösterme açık. Yani liman kurması da ama bir PR çalışması diyorsun. Tabii tabii diyorsunuz. PR çalışması.